Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Fokus programında bugün ele alacağımız başlıklar en sıcak haber. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi. Swap anlaşmasına dair. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşması. Şimdi oradaki detayları konuşacağız. Özellikle Türkiye'de son dönemde TCMB'nin yaptığı swap anlaşmaların rezervleri nasıl bir katkı sağladı? Döviz piyasasındaki oynaklığın önüne geçebildi mi? TL değer kazandı mı? Ve kullanılabilir rezervler dediğimiz kısım aslında bakıldığında swap dahil bakıldığında rakam yüksek ama swap hariç diye baktığımızda eksi de önümüzdeki dönemde oradaki beklentiler ne hepsini birazdan Gizem'le konuşacağız. Sonrasında ise reel sektör tarafında İzoder Başkanı olacak bizimle. Kendileriyle de son dönemdeki aslında yalıtım sektörü, kullanılan binalarda ne kadar yalıtım yapıldığı, bundan sonraki dönemde artan ham madde maliyetlerinden dolayı inşaat gayrimenkul sektöründe yeni arz olmazsa şayet İzoder'e bağlı kuruluşlarca acaba iç pazara yaptığı satışları düşürecekler mi? İhracata dönebilirler mi? Hepsini ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise konuşacağımız ana başlık borsalar. Hem Türkiye borsasını hem de küresel borsaları konuşacağız. Küresel bir satış dalgasından bahsediyoruz elbette. Ama içeride Türkiye borsasına baktığımızda Rusya'nın Ukrayna'ya olası aslında önümüzdeki dönemlerdeki oradaki müdahalesi ki Amerika acaba bu bir savaş başlangıcı mı şeklinde biliyorsunuz bir süredir yorumluyor Amerika'daki ekopolitik yorumcular. Dolayısıyla artan jeopolitik tansiyon biraz içeride Türkiye'deki varlıkların da özellikle borsanın da dün satış aşamasına sebep olmuştu. Hem küresel satışlar hem de sınır komşumuzdaki bu artan jeopolitik riskler bunları konuşacağız. Tabii satışlar sertleşince devre kesicileri tekrar biz uygulamaya girdiğini gördük. Hem borsada hem de VIOP tarafında bu devre kesicilerin uygulanma şekli doğru mu? Borsada bu tarz volatil günlerde başka ne gibi adımlar atılabilir? Doktor Berra Doğaner'le detaylandıracağız ve Bloomberg muhabiri Sam Fesley bizimle olacak. Küresel borsalardaki satışın sebebi artan varyantlar mı? Biraz bunu da konuşacağız. Çünkü dünyanın her yerinde Türkiye'de de Omikron yanı başımızda artık çok fazla vaka var. Covid'in başladığı dönemde bu denli hızlı bulaşmıyordu. Bu denli yüksek vaka sayısı yoktu. Her ne kadar biz yoğun bakım üniteleri, vefat sayıları düştü desek de vaka sayısı çok yüksek. Kapanmalar artmaya başladı. Bu endişeleri de Bloomberg muhabiriyle konuşacağız elbette ekonomiye ve dünya borsalarına etkisine. Şimdi gelin bir bakalım yeni güne nasıl başladık? Dünkü sert satışlardan sonra bugünkü genel beklenti Borsa İstanbul'un da diğer TL varlıklarında biraz daha yatağa yakın fiyatlanma sıydı. Nitekim öyle oldu. 1980 puanlar seviyesinde zaten bir açılış vardı. Hala oradayız. %0.03 hafif yukarıda ama yatay diyebileceğimiz bir seyir var BIST 100 ana endeksinde. Dönüp baktığımızda dolar Türk lirasında 13.60'dan geçiyor işlemler. Orada %0.56'lık bir yükseliş var. Swap veri geldikten sonra sınırlı da olsa biz dolar TL'nin eksiye geldiğini görmüştük. Yani Türk lirası swap haberinden sonra dolar karşısında değer kazanmıştı. Ama bunun kalıcı olmadığını görüyoruz. Tekrar kur yönünü yukarı çevirdi. Yani Türk lirası değer kaybediyor. Euro TL'de 15.42.93'teyiz. Orada da %0.64'lük bir yükseliş var. Ve euro dolar paritesi de geçtiğimiz hafta önce 1.14'lerin üzerini gördükten sonra bu hafta tekrar 1.13.33'lere geldi. Almanya'nın faizleri sıfırın üzerine geldi uzun bir zamandan sonra. Japonya'nın tahvil faizleri sıfırın üzerine geldi. Pariteyi yorumlarken aslında sadece euro dolar paritesi değil G10 para birimlerini ağırlıkla Japon yeni, dolar, euro gibi, sterlin gibi para birimlerini yorumlarken tahvil faizlerinin yükselmeye başladığını ve birçok vadede negatif olan tahvil faizlerinin tekrar sıfırın üzerine geldi de hatırlatalım. Çünkü yeni dönemde manşeti o olacak. Yükselen tahvil faizleri. Geçelim borsanın detaylarına. Ben konuşurken eksiye geçti. %0.17 şu an ekside olan Borsa İstanbul'da. En çok yükselen ve düşenlerde bakalım hangi hisseler var bu saat itibariyle. 1977 puan seviyesinde bir seyir var. Orada en çok artanlara baktığımızda Aydem Enerji, Yapı Kredi Bankası, Alerko Holding, Aksa Enerji ve Kua Granit'in olduğunu görüyoruz. Burada özellikle enerji tarafındaki hisseler biraz Borsa İstanbul'u destekliyor ama en çok artanlardaki en iyi kazanım bile %4'le sınırlı. Bugün Aydem Enerji o da. Yapı Kredi'de %3.6 ve diğer hisselerde de %2 civarında yükseliş var. Bakalım kırmızıları aslında BIST 100'de şu saat itibariyle baktığımızda 100 tane hissenin yaklaşık 65 tanesi eksideydi. Dolayısıyla birçok şirket şu an
satış baskısına maruz kalıyor. En çok düşenlerde Sarkoysan var %3.8 aşağıda, Brisa var %2.5 aşağıda, Kortsa var %2.5 aşağıda, İş Finansal Kiralama %2.45 ve Anadolu Efes'te de %2.44'lük bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak tahvil piyasasına da bakıp tamamlayalım. Bugün swap kararı, swap duyurusu geldikten sonraki bekleniyordu zaten bir süredir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında dolar TL'de o anda sınırlı bir düşüş oldu demiştik. Fakat bu düşüş kalıcı olmadı. Kur tekrar yönünü yukarı çevirdi. Acaba tahvil piyasasındaki fiyatlama ne? 10 yıllık tahvil faizlerinde de dünkü kapanışa göre 4 bas puanlık bir yükseliş var. Sınırlı bir yükseliş. %23.13'lerdeyiz ama hala tarihi zirve olan %25 seviyesinin 10 yıllık getirdi. 2 puan aşağısındayız. Dolayısıyla görece pozitif bir fiyatlama var diyebiliriz. Türk tahvilleri için uzun vadede. Kısa vadede de öyle. Orada da 4 bas puan bir düşüş var. %23.14 2 yıllık tahvil faizinin bileşik getirisi. 5 yıllıkta da %24.12'deyiz. Piyasadaki rakamlar böyle. Şimdi gidelim Gizem'le beraber grafik düellosuna. Düello ile karşınızdayız. Gizem hoş geldin. Bugün swapları konuşacağız. Ben hemen sözü sana vereyim istersen. Rezervler, dolar TL'deki etkisi ve aslında en çok merak edilen ne kadar sürpriz oldu? Bundan sonra aslında swap anlaşmalarının devamı gelecek mi? Şimdi bizim özellikle yeni modelimize göre işte cari fazla veren bir ülke olmamız hedefleniyor. Bir taraftan bunun sağlanabilmesi için biraz daha oynaklığın azalması lazım. Dolayısıyla kur seviyesinin biraz stabil olması noktasında o stabiliteyi sağlamak amacıyla Aralık ayında döviz satım yönüne Merkez Bankası'nın müdahalelerini görmüştük. Bu müdahalelerin hangi silah aracılığıyla yapılıyor? Rezerv aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla swap anlaşmasının önemi rezerve katkı sağlamış olması. Ama şunu da unutmamakta fayda var. Hani bu bir kaynak değil. Yani swap anlaşmasının amacı bir ülkenin başka bir ülkeden kaynak edinmesi anlamına gelmiyor. Şöyle söyleyelim, iki ülkenin arasında mesela bir ticaret var, dış ticaret yapılıyor. Biri birine ihracat, ithalat yapıyor. Dolayısıyla bu iki para biriminin, yani iki ülke arasında iki ülkenin para biriminin birbirine bu iki ülke bu anlaşma vesilesiyle likitlerinin kurumamasını, arzın azalmayacağını böylece taahhüdünü vermiş oluyor. Bugünkü anlaşmanın büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık bugünkü kurlardan işte 13.65, 13.70'lerden alacak olursak aşağı yukarı 5 milyar dolara yakın bir para seviyesinde bir anlaşma sağlandığını görmekteyiz. Nominal rakam üzerinden 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası. Dediğim gibi 13.60-13.70'lerden baz alacak olursak yaklaşık 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması büyüklüğünden bahsediyoruz Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte. Şimdi özellikle burada önemli olan parametre ticaret kısmı. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi iki ülke arasındaki ticaretin finansmanı noktasında bu swap anlaşmaları oldukça önemlidir. Burada bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracat ve ithalat ilişkimize baktığımızda 2021'in en son TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre, gerçi öncü verilerini biliyoruz ama TÜİK üzerinden gittim ben burada. 2021'in 11 aylık rakamları üzerinden gidecek olursak Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı 4.9 milyar dolar. Oradan yaptığımız 11 aylık rakamlara göre bakacak olursak 2.2 milyar dolar da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'nin bir ithalatı olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle biz oradan daha çok ağırlıklı olarak petrokimya ürünleri aldığımızı söyleyebiliriz. Oraya ihracat tarafına baktığımızda işte yapı, inşaat ürünleri gibi şeyler ihraç ediyoruz biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Şimdi özellikle bizim şunu unutmamamız lazım. Mesela 2021 yılındaki ihracat rakamının özellikle altını çizeyim. 4.9 milyar dolar dedim mesela bu rakamlar için. Ama hatırlanacağı üzere 2021 yılı ihracat açısından rekorların yılıydı. 200 küsur milyar dolarlık bir ihracatımız olduğunu da özellikle altını çizeyim. Dolayısıyla burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizim toplam ihracatımız içerisinde aldığı pay görüldüğü gibi aslında çok çok yüksek bir rakamdan bahsetmiyoruz. Ama iki ülke arasındaki son dönemdeki ilişkileri takip ettiğimizde bir artırma niyeti, bir iyileşme niyeti olduğu da okunduğunu da söyleyebiliriz. Bakalım bu rakamlar, ben burada 2000'den itibaren oraya yaptığımız ihracatı beyaz çizgiyle, oradan yaptığımız ithalatı sarı çizgiyle gösterdim. Dediğim gibi toplam dış ticaretimiz içerisinde çok yüksek bir payı olmayan bir partner olduğumuzu söyleyebiliriz. Bakalım önümüzdeki dönemde bir değişiklik olacak mı? Buradaki ticaret hacmimiz artış kaydedecek mi? Aşağı yukarı 6-7 milyar dolarlık toplamda bir dış ticaret hacminden bahsediyoruz 2021'in 11 aylık rakamlarına göre. Geçelim buradan bakalım. Şimdi rezervler hesabına izleniyor dedik ama özellikle altını çiziyorum. Buradaki swap anlaşması ya da
Türkçe olarak ifade etmek gerekirse ikili para takası diyebiliriz mesela swap hattına. Dolayısıyla bu anlaşmanın rezervlerde biz katkısını göreceğiz. Mevcut durumda özellikle bilindiği gibi hani özellikle Aralık ayı itibariyle döviz satım yönündeki merkez bankalarının müdahaleleri sebebiyle rezervler bir kez daha gündem olmuştu. Ama özellikle Merkez Bankası'nın son rehberliğine baktığımızda hep rezerv biriktirmek gibi niyetinin olduğunu da anlıyoruz. Dolayısıyla döviz satım yönünde müdahalelerle beraber kur istikrarını sağlama noktasında rezervler bir endişe kaynağı olmuştu. Çünkü daha fazla rezerve ihtiyacımız var şeklinde yabancı yatırımcıların özellikle böyle bir temkini vardı Türkiye'ye karşı. Ama özellikle son dönemdeki alınan önlemlere baktığımızda ya da açıklanan teşvikler, işte başka programlara baktığımızda rezerv biriktirme noktasında belli başlı adımlarımız da var. Mesela bir örnekle açıklamak gerekirse işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kur korumalı mevduat türünden bahsetmiştik. Bu TL tasarrufları yönlendirmek amacını taşıyordu. Ama Merkez Bankası'nın ürününe baktığımızda yine niyet aynı, uygulama aynı ama baktığımızda burası rezerv biriktirme amacı taşıyan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Dedolarizasyonu teşvik ederek. Bunun haricinde işte ihracat bedellerinin işte 180 gün içerisinde yurda getirilmesi, ihracatçının dövizini almak yine Merkez Bankası'nın rezervlerine pozitif bir katkı sağlayacak. Swap anlaşması da yine rezerv biriktirme noktasında bir diğer parametre, yani bizim rezervimizi güçlendirecek bir gelişme. Ama özellikle dediğim gibi bu bir kaynak değil. Biz bunu hesap içerisinde izleyebiliyoruz. Rezervimize katkı yaptığını görüyoruz. Ama dediğim gibi buradaki anlaşma anlamında bakacak olursak hani kalıcı bir katkıdan ya da bir ülkeden kaynak elde etmekten bahsetmiyoruz. Bunun haricinde bir de bu piyasa reaksiyonu üzerinden bakalım. Swap anlaşmalarının hani büyüklüğünün öneminin yanı sıra yapılmış olması da rezerv temkin konusu olduğu için özellikle piyasa etkisi pozitif olabiliyor. Dolar TL üzerinden izleyebiliriz biz buradaki reaksiyonu. Hemen bir sonraki tabloda nasıl bir reaksiyon verildiğine de bakalım. Burada ekrana getirdiğim tabloda şurası tam bu haberin gelmesinden önceki dolar TL performansı. Görüldüğü gibi Tokyo seansında bir yükseliş hareketi vardı. Burada mavi ile gösterdiğim kısımda hacim oldukça sığdır genel itibariyle. Ve biz o saatler itibariyle 13.60'ın üzerinde bir kur hareketi görüyorduk. Ancak bu haber gelmesiyle beraber yani Merkez Bankası'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması imzaladığı haberi geldikten sonra biz dolar TL'nin 13.53'e kadar geri çekildiğini gördük. Ancak birkaç dakika sonrasında tekrar buradaki kaybı telafi ettiğini ve tekrar aynı seviyelere 13.60'lara kadar yükseldiğini gördük. Dediğim gibi büyüklüğün yanı sıra buradaki algı itibariyle özellikle kur etkisi ilk etapta pozitif olabiliyor. Daha önceki Güney Kore örneğinde işte Çin örneğinden de gördüğümüz gibi bu haberin büyüklükten ziyade etkisi pozitif olabiliyor. Onu özellikle de belirtebiliriz aynı zamanda. Peki rakamları hemen hızlıca hatırlatalım. Hem bugünkü anlaşma hem de daha önceki dönemlerdeki anlaşmalara bakalım. Şimdi Katar'la 15 milyar dolar gibi bir swap anlaşması yapmıştı Merkez Bankası. Çin'le 6 milyar dolar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Özellikle bu taraftaki rakamlarda anlaşmaların duyurulduğu günkü kur dikkate alındı. O dönemki kurdan aslında çevrildi. Çin'le 6 milyar dolar. Güney Kore ile anlaşma 6 ay geçmesine rağmen henüz hesaplara girilmedi. Bunun da altını çizelim. 2 milyar dolardı. Dolayısıyla aslında Gizem az önce söyledi. Elbette piyasa etkisi önemli. Rakamdan ziyade bu anlaşmayı yapıyor olmamız önemli. Ama eğer bu rezervleri kullanarak önümüzdeki dönemde piyasaya müdahale edeceksek ya da sadece dolar TL, euro TL'ye müdahale değil, başka amaçlar için de rezervler kullanılacaksa şayet hesaplara girmesi gerekiyor. Henüz onun da hesaplara girmediğini hatırlatalım ve 19 Ocak itibariyle de Birleşik Arap Emirlikleri ile duyuruldu. Burada bir de Azerbaycan konuşuluyordu. Oradaki detayları da takip edeceğiz. Kaynaklarda özellikle çıkan haberlerde son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın çok fazla adı geçiyordu. Şu an resmi olarak duyurulan bugün itibariyle de 4.7 milyar dolara tekabül ediyor. Tabii buradaki riyal ve TL bugünün kuruyla dolara çevrildiğinde 4.7 milyar dolara tekabül ediyor. Bir de eğer hazır değilse de sözel paylaşabilirim. Az önce Gizem zaten rezervlerden bahsetti ama şunu da hatırlatalım. Net rezervlerden mevcut swapları çıkardığımızda bunlar swapların dahil olduğu rakamlar. Bunları arındırırsak eğer ki bu sadece merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları değil, bankalar da TCMB ile swap anlaşmaları yapıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla da swap hariç net rezervlerin ekside olduğunu fakat IMF tanımlı olan rakamlar bu tabloya değil, bu net rezervlere hatta net rezervlere birkaç kalem daha ekleniyor. Aslında brüt rezervlere yakın rakamlar dikkate alındığı için yani piyasaya eğer müdahale edecekse, rezervler kullanılacaksa net rezervleri kullanabildiğimiz için swap halinin arındırmadan elbette pozitif bir gelişme. Ama orada da swaptan arındırdığımızda en son eksi 56.9 milyar dolara gerilediğimizi de hatırlatalım. Şimdi burada dikkat çeken bir başka unsur da söyleyeyim. Mesela
Swap anlaşması yapmak iyidir, evet. Çünkü aslında yatırımcılara, bankalara diyorsun ki bu para birimiyle ticaret yapmak güvenlidir. Merkez bankaları olarak ben bunun garantisini veriyorum diyorsun. Rezerv katkısının yanı sıra. Rezerv katkısının yanı sıra. Hı. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye böylece karşılıklı olarak demiş oldu ki bankalara ve yatırımcılara bu para birimlerinde dirhem ya da TL cinsinden ticaret yapmak güvenlidir. Şimdi buradaki stratejiye baktığımda işte 3-4 tane ülke var şu an mevcut durumda. Önümüzdeki dönemde gerisi gelecek mi bakacağız ama mesela Çin de belli buna benzer bir strateji uyguluyor. Yani çok fazla ülkeyle swap anlaşması yapıyor. Burada dikkat etmek gerekirse biz dolar cinsinden karşılığını söylüyoruz ama anlaşma iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin para birimi cinsinden. Tabii yani hesap açmasıyla o iki para birimi arasındaki transferden bahsediyoruz bu noktada. Çin'in stratejisine önem atfetmemin sebebi ise şu. Neden çok fazla ülkeyle kendi yerel para birimi cinsinden böyle anlaşmalar yapıyor diye baktığımızda aslında bunun daha büyük bir pencereden bir başka boyutu da şu. Dolar egemonyasından vazgeçmek. Yani dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla da bunu yapıyor olabilir. Bu kadar fazla anlaşmasının arkasında böyle bir önemli bir nokta olabilir önümüzdeki dönem için. Çin'in elinde tuttuğu ABD tahvillerini zaten uzun bir süredir azalttığını biliyorduk. Dolayısıyla Fed'e ve Amerika'ya bağlı kalmak, dolara ve dolar enstrümanlarına bağlı kalmayı azaltmak da bu kadar fazla ticaret hacmi yapıyorsanız aslında makul bir strateji diyorsun. Tabii yani X bir ülkeyle ticaret yaparken ben bunda doları kullanmak istemiyorum. Ben kendi rezervlerinde yakmayabilirsin böyle. Kendi para birimlerimizi kullanmak istiyorum şeklinde anlaşmalar diyebiliriz. Gizem çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Detaylı bir analiz oldu swap anlaşmasına dair. Düello'yu burada noktalıyoruz. Kısa bir aranın arkasından devam edeceğiz. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzoder Başkanı Emrullah Eruslu bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bize katıldığınız için tekrar teşekkür ederim size. Şimdi Emrullah Bey isterseniz bu İzoder olarak önümüzdeki dönemdeki risklere dair bir yol haritası çizdiniz mi? Onu sorarak başlayayım. Çünkü benim gördüğüm temel iki risk var ama eminim sizin listeniz daha kabarıktır. Biri gayrimenkul tarafında, konut tarafında işte ticari ya da konut. Arz tarafı, buna dair belirsizlikler var. Yeni arz yaratma konusunda işte olacak mı ki bu sizin için eğer olmazsa pazarın daralması demek daha fazla. İkinci konu da malzemeleriniz, girdileriniz, tedarik sağlayabiliyor musunuz ithal girdilerinizle? Çünkü ham madde fiyatları da yüksek, işte dövizden dolayı da bir baskı var ve tabii tedarik etmekle de kimi zaman sıkıntı oluyor. O yüzden başta ikisini sorayım ama çoğaltabilirsiniz listeyi aslında 2022'nin belirsizlikleri, riskleri için. Tabii ki. Pazar tarafında şöyle bir gerçeğimiz var Güzem Hanım. 2018 son çeyrekle beraber başlayan inşaat sektöründeki daralma, 2019'daki rekor neredeyse bir pazar daralmasıyla devam etti. 2020 yılı pandemiyle beraber büyük bir tedirginlik yaşadık. Buna mukabil tabii insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirdi ve evin ihtiyaçları ön plana çıktı. Bu esnada da yalıtma konu ihtiyaçlar belirdi. Ses yalıtımıyla başlayan bilhassa devamında ısınmama ile ilgili sorunların sürekli ötelenmesinin biraz daha öne alınmasıyla 2020 yılı ikinci yarı yılında ve devamındaki 2021 yılında yalıtım sektörü bir büyüme gösterdi. Tabii 2021 yılını özel olarak bakmamız lazım. Çünkü 2020 yılının toplamında inşaat sektörünün %5,5 bir daralması söz konusu. 2021 yılında da yine ilk iki çeyrekte bir büyüme vardı %3'ler mertebesinde. Ancak üçüncü çeyrekte %7'ye yakın bir yine daralma söz konusu ve beklentimiz son çeyrekte de iç piyasada bir daralma olacağı noktasında. 2022'nin de bu döneminde inşaat maliyetine konu maliyetlerin artmasıyla beraber yine bu daralmanın devam edeceğini öngördük ve yalıtım sektörü Bu 3-4 yıllık toplam periyotta kendine alternatif çözümler bulmaya çalıştı ve uzun vadeli ihracata konu ne yapabilirim diye baktı ve bunun meyvelerini 2021 yılının bilhassa ikinci yarı yılında toplamaya başladı. Sektörümüz geçen yıl %15'e yakın bir büyüme gösterirken aslında bu büyümenin büyük bir kısmı ihracat tarafından geldi. Tabii yalıtım ürünleri bilhassa yalıtım ürünleri hacimli ürünler. Bir nevi bizim sektörde buna böyle de tabir edilir. Bir nevi biz hava taşıyoruz. Yani bir tıra bugün 3 ila
15 bin dolar arasında bir ürün yüklüyoruz. Ağırlığı da bunun 3-5 bin dolarlar mertebesinde. Ve bunu yakın coğrafyaya nakletmeye çalışıyoruz. Geçen seneki taşımacılıkla ilgili fiyatlamaların artmasıyla bizim yakın coğrafya dediğimiz karayolu taşımacılığı bile neredeyse ürün rakamına eşdeğer bir rakama geldi. Ancak Avrupa'daki bilhassa başta Doğu Avrupa olmak üzere yakın coğrafyamızdaki yalıtım ürünleri ve enerji maliyetlerinin yükselmesiyle beraber yalıtımın enerjiye olan katkılarının bilinçli olan bir tüketici olması ve bunun farkındalığıyla beraber bizim ürünlerimize talep arttı. Bu bizim işimize yaradı. Tabi bu ne kadar sürdürülebilir? 2022'de malumunuz Avrupa'da tekrardan bir bu yüksek enflasyonla beraber bir tüketim harcamalarında, yine bina harcamalarında bir ikinci yarı yılda beraber bir düşüş bekleniyor. Bunu ne kadar sürdürebileceğiz bilmiyoruz. Çünkü bizim asli pazarımız tabii ki iç piyasa. İç piyasaya yönelik yatırımlar yapıyoruz ve ürünlerimizin yaklaşık %90'ını son 10 yılda iç piyasaya satıyoruz. İhracatımız çift haneleri bulduğu yıllarda seviniyorduk. Toplam pazardan bahsediyorum. İnşallah iç pazarda arzu ettiğimiz pazar büyüklüğüne ulaşarak 2022'nin ikinci çeyreğiyle beraber diyeyim artık inşaat sektörünün büyümesiyle beraber asli pazarımıza hizmet vermeye devam ederiz. Tabii burada bizim işimizin hacmimizin büyümesi demek konuya şöyle de bakılıyor. Türkiye 1 metrekare ısı yalıtımı pazarı büyüklüğü itibariyle, su yalıtım pazarı büyüklüğü itibariyle Avrupa'nın en büyüğü olarak görünüyor. Ama tüketilen malzemeler itibariyle baktığımız zaman neredeyse bize en yakın pazarın yarısı kadar bile bir ürünü satamıyoruz. Çünkü satılan yalıtım malzemelerinin arzu ettiğimiz kalınlıkta ve arzu ettiğimiz mertebelerde yalıtım uygulamaları yapılamıyor ne yazık ki Türkiye'de. Çünkü buna konu yönetmeliklerimiz 14-15 yıl öncesinde standartlara hazırlanmış yönetmelikleri kullanıyoruz. Biraz daha açabilirim arzu ederseniz. Tabii lütfen konuyu. Devam edin. Tabii buyurun. Şöyle 2008 yılında bizim hayatımıza devamı giren revizesi olan TS825'te bugün yolumuza devam ediyoruz. Bugün ısı yalıtımına konu Avrupa'da benzer iklim kuşağındaki bir coğrafyada kullanılan yalıtım malzemesi neredeyse 2,5-3 katı kadar kullanılıyor. Tabii bunun kullanılması bir varlık ekonomisinden oluşan bir durumdan mütevellit değil. Her yaptığınız yalıtıma ilave konu kalınlık ve binalarda enerji limitinin düşmesi demek, sizin binalarda kullandığınız ısıtma ve soğutmaya konu enerjinin düşmesi anlamını taşıyor. Ve bu ısıtma ve soğutma toplam binalardaki enerji maliyetini %80'ini oluşturuyor neredeyse. Ama geleneksel olarak bizim bildiğimiz bir algı var. Binalarda yoğun enerji elektrikle ve elektrikli ev gereçleri, aydınlatmayla vesaire tüketiliyor zannediliyor. Aksine binalarda az önce bahsettiğim gibi yoğun olarak ısıtma ve soğutma enerjiyi sömürüyor. Bizim işte bu konuda bina dış kabuğunda, duvarlarda, çatıda, döşemede, pencerelerimizde, kapılarımızda tedbirlerimizi alarak kalın yalıtım uygulamaları yaparak bunu ciddi miktarda düşürmemiz pek mümkün. Emrun abi şunu merak ediyorum. Şimdi enerji faturaları o kadar yükseldi ki aslında izo olarak söyledikleriniz çok önemli. Çünkü bu bir artık lüks değil, zorunluluk haline geldi. Yani yalıtımdan bahsediyorum. Ki bunu sadece konut değil, ticari taraf için de konuşmak lazım. İşte belki organize sanayi bölgeleri, büyük fabrikalar, şirketler nasıl farkındalık orada? Yani enerji faturaları arttığı için daha fazla yalıtım tarafına yatırım yapmak isteniyor mu yoksa yeterince farkındalığın yükselmediğini düşünüyorsunuz? Konu şöyle Güzem Hanım, yani nihai kullanıcı tabii ki daha az doğalgaz faturası ödemek istiyor. Ancak ev seçimini yaparken, konut seçimini yaparken daha farklı öncelikleri oluyor. Lokasyon, yerleşimin, konutun bulunduğu nokta, donanımlar vesaire gibi birçok faktör sıralayabiliriz. Aslında GİÖ'lerin de geçmiş tarihlerde bir araştırması var. Yalıtım enerji verimliliği konu mevzular son sıralarda geliyor neredeyse. Çünkü öncelikler farklı olabiliyor dediğim gibi. Bu konuda kanun ve kural koyucuların, daha doğrusu kamunun bu konuyu nihai tüketicinin inisiyatifine bırakmadan yeni binalarda standartları ve binalardaki enerji limitlerini minimumda tutması gerekiyor. Biz bir malumunuz enerji zengini bir ülke değiliz. Toplam kullandığımız enerjinin neredeyse %75-80'ini ithal ediyoruz.
bugün 2021 yılı itibariyle 50 milyar doları aşkın bir enerji ithalatımız söz konusu ve cari dengede iyileşme için olmaz türlü şeyi deniyoruz ülke olarak. Her gün yeni bir şeyle güne başlıyoruz. Bu sanayicimiz için de geçerli, bizler için, satıcılar için, müteahhitlerimiz için. Bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman bizim bu 50 milyar dolarlık ithalatımızı ve bunun üzerine toplam enerji tüketimimizi yaklaşık 75 milyar dolar olarak düşünürsek, bizim bunun üçte birini binalarda ve ısıtmaya, soğutmaya konu olarak %80'i kullandığımızı düşünürsek, sadece binamızın dış kabuğundaki arzu edilen gelişmiş ülkelerdeki seviyede yapılan ısı yalıtım uygulamalarını yaparak bunu %80 düşürmemiz, %90 düşürmemiz bile mümkün. Bugün Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde yeni yapılan her kamu yapısı neredeyse sıfır enerjili bina konseptinde. Evet. Yine son bir iki cümleyle tamamlamanızı rica edeceğim yavaş yavaş Emrullah Bey. Yani sanayi tarafında da bahsettiğiniz gibi bir aynı iklim. Dün mesela Sırbistan Cumhurbaşkanı buradaydı. Geçtiğimiz dönemde oradaydım. Sırbistan'da şu kadar bir örnek vermek istiyorum. Biz ürün de veriyoruz oraya. Bir endüstriyel tipte çatı uygulamalarını standart 3 aşağı 5 yukarı iklim kuşağı Ankara'ya benzer 24 santim çift kat uygulama yapılırken bir yalıtım kalınlığı itibariyle bugün biz Ankara'da 5-6 santimle yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Ve bu binalarımızın sanayi tesislerinde de dahil olmak üzere enerjimizi etkin ve verimli bir şekilde kullanmıyoruz. Tabii en ucuz enerji de tasarruf edilen enerji ve biz yenilenebilir enerjiye sanayi tesislerinde, konutlarda geçmeden önce mevcut enerjimizi tasarruf edip sonrasında verimli kullanma hesaplarını yapıp yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkınız ve analizleriniz için. Sağ olun Emrullah Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İzoder Başkanı'nı aldık programın bölümünde. Şimdi gidelim buradan biraz piyasalara konuşalım. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner bizimle olacak. Berra Hanım hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Berra Hanım, tabii dünden sonra bir kez daha gündemimize gelen konu şu. Devre kesici uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani borsada tabii dünkü satıştan sonra devre kesicinin uygulamasının devreye girdiğini gördük. Sonra Viyop tarafına da benzer bir uygulama geldi. Çünkü artık Borsa İstanbul'da işlem yapmak, endekste kontratta işlem yapmak isteyen yatırımcılar tabii Viyop üzerinden de piyasa kapandıktan sonra yapabiliyorlar. Bu uygulamadan sonra da bu tartışma açıldı. Yani devre kesicinin yüzde kaçta devreye gireceği ya da akşam seansından sonra devreye girip girmemesi gerektiği. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu ve tabii dünya borsalarındaki örneklere de bakarak tabii. Şimdi devre kesici malum bizde bir düzenleme, borsanın bir düzenlemesinden kaynaklanıyor ve %5'te devreye giriyor. Hem tek tek hisselerde hem endekste fiyat hareketleri artı eksi %5'e ulaştığında devre kesici devreye giriyor. Aslında yeni bir uygulama da değil. Uzun zamandır gündemde olan bir uygulama. Fakat son zamanlarda piyasalarda dalga boyu volatilite o kadar arttı ki devre kesiciler çok görünür hale geldi. Daha stable ortamlarda bunun etkisini, bu düzenlemenin etkisini yaşamıyorduk. Sık sık devre kesmiyordu endeksler ya da hisseler. Ancak çok çok dalga boyunun yüksek olduğu bir dönemde sıklıkla görmeye başladık. Özellikle endekste devre kesiciler tahmin edilenden çok daha fazla etkin oldu. Yani hisseler bazında uygulanıyordu. Endeks bazında örneğini şu son 1,5-2 ay içerisinde sıklıkla görmeye başladık. O yüzden bu tartışmalar gündeme geldi. Şimdi devre kesici aslına bakarsanız mantıksız bir uygulama değil. Neden? Bu kadar sert bir fiyat hareketi olduğunda hissede ya da endeksin tümünde, piyasanın tümünde bir duralım, bakalım, değerlendirelim, herkes bir pozisyonuna baksın. Bu fiyat seviyesiyle satması gereken hisse var mı? Veya bir bilgi dolaşıyorsa, bir dedikodu dolaşıyorsa bu gerçek mi? Hakikaten dedikodu mu? Bu bir netleşsin, bir nefes alınsın diye yapılmış bir şey. Yani aslında piyasaları koruma amacıyla yapılmış bir şey. Ben bu boyutuyla aslında faydasız bulmuyorum. Hala devre kesicilerin bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Sadece dönemsel olarak bu ara bu dalga boyunun yüksekliği acaba bu zararlı mı tartışmasını getirdi. Dalga boyunun yüksekliği
de bizim yatırımcı profilimizden kaynaklanıyor. Malum bizdeki yatırımcılar gerçek anlamda orta uzun vadeli yatırımcı değil. Kurumsal yatırımcılar orta uzun vadeli işte emeklilik fonları ya da %80 en az portföyünde devamlı hisse taşımak durumunda olan hisse senedi fonları bunları taşıyor. Ama bireysel yatırımcı profili gün içi ya da bir gün sonrasına kadar pozisyon olan, sürekli trade etmekle fayda sağlamaya çalışan bir yatırımcı kitlesi. Şimdi böyle olunca dünkü gibi ortamlarda bir sürü faktör bir araya geliyor. Bu uluslararası jeopolitik durum olabilir, Türkiye'deki belirsizlikler olabilir. Bir takım dedikodular çok artıyor, onu da vurgulamak istiyorum özellikle. Kısa vadeli yatırımcı profilinde olan yatırımcı kitlesi, acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Niye bu kadar çok satılıyor? Kaygısı ile. Zaten stres seviyeleri de yüksek bu aşırı volatilite nedeniyle. Nasıl olsa da uzun vadeli tutmayacağım ben bunu. Herhalde bilmediğim bir şey var, ben de satayım diye. Bir satış paniğine kapılıyorlar. Yatırımcı, uzun vadeli bir yatırımcı profili olsa bu kadar sert hareketler yaşamayacağız. Özetle bizim bu kısa vadeli yatırımcı profilimiz hem dünyada hem Türkiye'de artan volatilite ve belirsizlikler, bizim piyasamızda bir de özellikle dedikoduların çok fazla son günlerde devrede olması dalga boyunu arttırıyor, paniği arttırıyor. Akabinde bu devre kesiciler zorunlu olarak devreye giriyor. Peki Beren Hanım, şunu da merak ediyorum. Özellikle yerli ve yabancı yatırımcılara bakıldığında tabii şu an daha yerli ağırlıklı bir borsa var. Yabancıdan ziyade rakamlar iyice %40'ın altına da geriledi. Dolayısıyla bu tarz uygulamaların yabancı yatırımcıyı borsaya çekme ya da borsada alım satım yapmada fikrini değiştirme gibi bir etkisi olabilir mi ya da katkısı, yani olumlu ya da olumsuz tarafta? Ne dersiniz? Açıkçası hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar minör uygulamalar. Yani bir ülkeye yatırım yapmak kararını verme noktasında oldukça mikro kalıyor bu tür uygulamalar. Yabancı yatırımcı daha zaten ziyade... Zaten elde tutma süreleri uzun herhalde, değil mi onların daha, evet, uzun süreleri? Genelde uzun. Yani bakın, az önce Pelin Hoca'yla bir uluslararası yatırımcı mülakat yaptı. Çok net olarak sordu kendisine, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüyor musunuz ki? Türkiye'yi çok seven, Türk piyasasını çok iyi bilen, çok büyük bir fon yöneticisi. Dedi ki düşünmüyorum makro olarak, çünkü Türk lirasındaki volatilitenin bittiğini görmüyorum. Yani Türk lirasındaki volatilite bitse Türk piyasaları uygun fırsatlar sunuyor ama hisseden kazanırken kurdan kaybetme riskini almak istemiyorum diye çok açıkça söyledi. Benim de kanım daha ziyade yabancı yatırımcının bunu biraz daha görmek, önünü görmek, Türk lirası konusunda önünü görmek istiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapıp yapmamasında bu tür devre kesici ve benzeri uygulamaların önemli demeyeyim, yani hiçbir etkisi olmadığı kanısındayım. Peki Vera Hanım, bir diğer konuda herhalde tartışacağımız faizlerin seyri. Elbette bu da borsa için önemli, değerlemeler de önemli. Şimdi son dönemde yine çok tartıştığımız manşet, Merkez Bankası faiz indirdi, piyasa faiz arttırdı. Faiz indirerek faizleri arttırdık. Bunu söylüyoruz işte, tahvil faizlerinin geldi o %25'i rekor seviyeler. Tabii son bir haftada TCMB'nin bu uzun süreden sonra yeniden dips alım ihalelerine başlamasıyla bir miktar bono piyasasında rahatlama gördük. Fiyatlar yukarı geldi, faizler aşağı geldi ama o tarafı da sorayım. Enflasyon beklentileri, faizlerin seyri, bunlar borsa için ne ifade edecek önümüzdeki süreçte? Çok zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Bir model, yeni bir model oturtulmaya çalışılıyor. Çok fazla değişken var. Aslında yatırımcının endişesi de biraz bundan kaynaklanıyor. Her gün yeni bir haberle uyanılabiliyor. Her gün para ya da maliye politikasında farklı bir açıklama ile karşılaşılabiliyor. Bir gün parasal, mesela son birkaç gündür parasal sıkılaştırma uygulanıyordu. İşte bankalardan sanayi kesimi kredi temininde bile zorluk çektiğini dile getiriyordu. Ertesi gün parasal genişlemenin bir parça arttırılmaya başlandığını
duyabiliyoruz. Açıkçası bir modelin oturtulmaya çalıştığı, hazmedilmeye çalıştığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir yönüyle faizler Merkez Bankası tarafında indirilirken belirttiğiniz gibi piyasa faizlerinin tamamı çok sert bir çıkış yaptı açıkçası. Hani %25'lerde faiz şokunu diyeyim sindirmek bir, hem piyasalar açısından hem reel sektör açısından kolay değil. Kurlardaki bu ani hareketleri sindirmek kolay değil. Yeni gelen işte ihracatçıların %25 dövizini bozdur, geri al. Bunlar hep o kadar üst üste geldi ki şu anda bunun sindirme aşamasında herkes artık biraz bir dursa ve daha istikrarlı, daha durağan bir dönem içerisinde önümüzü görsek hem yatırım kararlarımızı hem finansal piyasalardaki kararlarımızı buna göre alsak modundalar. O yüzden tabii ki likiditenin artması baştaki konuya gelince iyi bir şey. Hani hem finansal piyasalar açısından hem reel sektör açısından borsaya gelebilecek kanal açısından da sonuçta likidite tabii her zaman olumlu sonuç veriyor. Dün Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulu yapacağı bilgisini de aldık. Burada hazineye geçen yılki karın da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çok hızlı bir şekilde kar payı dağıtımı ile hazineye bir nakit gönderilecek ve hazine de muhtemelen bu nakdi kamu bankalarına yine sermaye enjeksiyonu veya benzer bir uygulamayla verebilir. Buradan da yine KGF destekli bir yeni paket gelebilir ve bilhassa ihracatçı şirketler başta olmak üzere bu kesimin finansal kaynak bulma taleplerine bir katkı yaratılabilir diye düşünüyorum. Peki burada özellikle yılın son gününde, çünkü Merkez Bankası kârda değildi biliyoruz ki, analitik bilanço ve detaylara baktığımızda yılın son günlerinde, son haftasında kâra geçtiğini gördük. Burada henüz tabii ki TCMB'den gelen bir açıklama ya da bilançoda o kalem nasıl artıya geçti, buna dair ekonomistlerden de bir analiz gelmedi ama bu artının aslında hazineye aktarılacağını düşünüyoruz değil mi Berra Hanım? Tabii. Aynen ifade ettiğiniz gibi aslında yılın son haftasına kadar Merkez Bankası bu kez, yani Merkez Bankası yıllardır kâr ediyor biliyorsunuz. Bilhassa döviz alım satımlarında çok büyük bir kütle, blok rakamlar söz konusu olduğu için son birkaç yıldır hep kârdaydı ve bunları hazineye kâr dağıtımıyla aktarıyordu. Hatta geçmiş yıllardan gelen yedek akçelerin de aktarılması söz konusu olmuştu. Hatırlarsanız bu da tartışma konusu olmuştu. Geçtiğimiz yılın son haftasına girene kadar zararda olduğu yolunda bilgilerimiz vardı ama ifade ettiğiniz gibi kâra dönmüş, hem de çok ciddi bir kâr rakamından bahsediliyor orada. Detayını bilmiyoruz. Herhalde genel kurul sırasında bu anlaşılır diye tahmin ediyorum. Bilançolar çıkacak, ilan edilecek, oradan görülecek. Merkez Bankası bilançosu analiz eden uzmanlar mutlaka bunu açıklayacaklar bize, bu kârlar nereden geldi. Bu olağanüstü genel kurul gündeminde hem 2021 yılı kârından hem de yine yedek akçelerden aktarım yapılabilmesi doğrultusunda bir gündem maddesi okuduk. Evet, demek ki her ikisinden de hazineye temettü dağıtımı yolu ile bir kaynak aktarımı gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyoruz Berra Hanım katkınız için ve değerli kıymetli analizleriniz için. Doktor Berra Döner'in görüşlerini aldık. Şimdi gidelim Avrupa'daki artan vaka sayılarını konuşalım. Bloomberg muhabiri Sam Fazeli bizimle olacak. Hello Sam, merhaba, welcome Sam on show. Programımıza hoş geldiniz. Good morning. Merhaba, günaydın, iyi günler diliyorum. Orada saat kaç bilmiyorum ama günaydın demem yanlış olmaz sanırım. Size de günaydın. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Avrupa'daki son Covid gelişmeleri nedir ve Sam şunu sormak istiyorum. Avrupa'nın pandeminin bir sonraki merkez üssü epicenter olacağı söyleniyor. Durum nedir? Evet.
aslında çok fazla yayılmış bir farklılık var. Farklı ülkeler arasında farklılıklar var. Mesela Fransa'yı ele alalım. Dün çok fazla vaka açıklandı. 460 binden fazla vaka açıklandı. Bu sanırım herhangi bir şekilde hiçbir ulusun Avrupa'da erişmediği bir vaka sayısıydı. Diğer bir tarafta da hala vaka sayısı artıyor. Ama İngiltere'ye bakalım. O tarafta İngiltere'de birkaç gün içinde vakalar düştü. 70-80-90 bin seviyelerine düştü. Tabii ki her gün değişiyor ama kesin emin olmamız için biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Bu düşüşün İngiltere'de ilerlemesi gerekiyor ama Fransa'da olanlara baktığımız zaman çok fazla vaka var. Yine dediğim gibi test kuralları da ülkelere göre farklılık gösteriyor. Bu da zaten vaka sayılarındaki farklılıkları açıklayabilir. Aynı zamanda izolasyon kuralları da farklı ülkeler. Mesela Fransa'da 7 günden sonra pozitif çıktıktan sonra 7 gün sonra topluma karışabilirsiniz. Herhangi bir şekilde başka bir test yapmanıza gerek yok negatif olduğunuzu kanıtlamak için. Bu işte yine vaka sayılarının çok yüksek olmasını açıklayabilir ya da insanlar arasında bu kadar hızlı bir şekilde hızlı vaka geçişi olmasını bu açıklayabilir. Çünkü hala 7 ve 10 gün arasında geçirebiliyorsunuz hastalığı başkalarına. Peki Elasem, daha fazla ülke kısıtlama düşünüyor mu? Düşünüyorlarsa nasıl bir plan içindeler? Yani karantinalardan mı bahsediyorsunuz? Herhangi bir şekilde hiçbir ülkenin karantinadan bahsettiğini sanmıyorum şu an. Çünkü böyle bir konuşma geçmiyor. Karantina ya da kapatma ya da çok büyük kısıtlamalardan bahsedilmiyor sosyal kontak konusunda. Özellikle de Fransa'da baktığımız zaman en fazla vaka sayısına sahip. Ama önümüzdeki birkaç ay içinde genel seçimler var. O yüzden herhangi bir şekilde hükümet partisinin ya da seçimlerde kazanmak isteyen hiçbir tarafın insanlara daha fazla karantinaya gireceklerini söylemek istediklerini sanmıyorum. Hiçbir yerde böyle bir istek yok. Bunu yapmak zorunda kalabilirler ama çok çok büyük bir baskı olursa yaparlar. Hastaneler çok büyük bir baskı altında kalırlarsa, yoğun bakımlar dolu taşarsa bunu yapmak zorunda kalabilirler. Bir kere şunu sormak istiyorum. Seyahat politikaları tarafında beklenti nedir? Tabii anlamlı bir şekilde kısıtlamaların azaltıldığını gördük. Mesela bir kez daha Fransa ve İngiltere'yi örnek veriyorum. Unutmayın İngiltere artık Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil. Fransa, özür dilerim. Onlar istedikleri kuralları uygulayabiliyorlar. Fransa ve Almanya İngiltere'den gelen insanlara kısıtlama uyguladı. Bunun da sebebi çok hızlı artan, İngiltere'de çok hızlı artan Omicron vakalarıydı. Ama ne zaman böyle bir şey olsa Fransa, Almanya, Avusturya yine bu ülkelerde Omicron oldu. Yani vaka sayıları onların ülkesinde de arttı. Dediğim gibi bütün kısıtlamalar hemen hemen kalktı diyebiliriz. Tek gereken şey şu an tam aşılı olmanız ve Fransa'da hala ülkeye girmek için 24 saat içinde, seyahatten önce 24 saat içinde test olmanız gerekiyor ve negatif çıkmanız gerekiyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de böyle ama dediğim gibi İngiltere tamamen açmış durumda. Tam aşılıysanız İngiltere'ye bir test gerekmeksizin girebilirsiniz. Maalesef bunlar hala kısıtlayıcı ortamlar, kurallar. O yüzden yine biraz daha rahatlaması gerekiyor kuralların ki seyahat endüstrisi biraz daha toparlanmasın. Ama insanlar bunu yönetebiliyor. Yine de dediğim gibi şu an gevşemiş olsa da hala bir kısıtlayıcı ortam mevcut. Sam, bugün bize katıldığınız için bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi gidelim piyasaları konuşmaya devam edelim. Ali Barbaros Demir olacak. Denizbank Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü. Barbaros hoş geldin, günaydın. Dünyada artan vaka sayılarını konuşuyoruz ama bunun ötesinde küresel bir satış dalgası var. Yine programın ilk bölümünde Berra Hanım'la da konuştuk. Türkiye'de tabii ki bundan zarar gördü ve Borsa İstanbul'da da devre kesicilerin devreye girdiğini gördük dün. Bugünkü fiyatlamalar birazdan normalleşmeyi gösteriyor ama ne dersin hem borsa için? Bir sorum da sana bu haftaki faiz kararına ilişkin ve elbette son gelen Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması. Bu iki tarafta kuru nasıl etkiler onu da sorayım.
Güzel merhaba. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi global anlamda aslında bizi tetikleyen belki 3-4 gündür Rusya'da devam eden satışın biraz derinleşmesi oldu. Teknik olarak aslında 2100'ü geçemeyen 2-3 gün orayı test edip 2070 ilk destek ve stop loss seviyesinin altında bir miktarda satış gözlemlediğimiz bir gündü. Fakat bundan sonraki satışları ben bir miktar panik satışı, evet gerçek satış gözlemledik. Piyasa net eksi 200-250 milyon eksiyle kapattı ama burada algo trade'lerin özellikle tetiklediği ve panik satışlarla çok ciddi satışların sertleştiğini gözlemledik. Çok da anlamdırabildiğimiz bir satış olmadı doğrusu. 1978 çok önemli bir destek seviyesi olarak takip ediyoruz ve oraya kadar bu satışlar bizi getirdi. 1978'in altında 1930 ilk destek seviyesi ve bu bölgeye geldiği takdirde biz bu bölgeyi alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle banka hisselerinde bilanço dönemine yaklaşırken Şubat başında gelecek Akbank ve Yapı Kredi ile başlıyor. Bunun dışında artı bazı hissel bilanço beklentisi kuvvetli hisselerde ben mutlaka alım yapılması, orta uzun vadeli ve bilançoya yönelik alımların bu bantta gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat 2010-2020 önemli bir direnç seviyesi kısa vadeli. Bu seviyenin de üstüne atmadan bu satış baskısından kurtulmamız çok kolay değil diye genel görüşümüz. Öbür taraftan yarın Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek ve biz faiz değiştirmeyeceğini düşünüyoruz ve piyasaları oradan direkt etkileyecek herhangi bir açıklama veya karar çıkmayacağı yönündeyiz. Piyasa biraz daha kendi dinamikleriyle hareket edecektir düşüncesindeyim. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Bize takip edeceğiz. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararını, faizlerde bir değişiklik beklenmiyor elbette ama metinde neler öne çıkacak? Hem de az önce Berra Doğaner'in söylediği gibi TCMB'nin bir yandan aslında genel kurulu var, onu takip edeceğiz. Hazine ekonomistlerle bu hafta sonu cumartesi günü toplanacak, oradaki detayları takip edeceğiz. Ve son notta enerji piyasasına dair Türkiye ve aslında Irak arasında son yaşanan patlamadan sonra enerji akışı, petrol akışı durmuştu, tekrar devreye girmiş durumda. Oradaki beklentileri de yine gün içinde konuşmaya devam edeceğiz. O saldırı ve patlama sonrasındaki diyelim, fokusu noktalayalım. 14'te görüşmek üzere, hoşça kalın.